bel kaymalarının mutlaka hepsinin ameliyat olması gerekmez. Biraz önce Süleyman Hocam da güzel tedavi yöntemlerini söyledi. Ben kısaca hemen tekrar bir iki şeye değinmek istiyorum. Şimdi bu kaymanın da dereceleri var. Yani kayma, nasıl kayma, kaçıncı derece kayma bizim? Hastaların röntgen grafilerini çekeriz biz. Yandan röntgenlerini çekeriz. Bu omurgayı yandan görürüz. Öne mi kaymış, arkaya mı kaymış, ne kadar kaymış? Yani bir omurgayı biz dörde böleriz. Dörtte biri, yani %25'ine birinci derece, %25-50 ikinci derece, 50-75'e üçüncü derece, 75-100'e dördüncü derece. Yani dörtte biri, dörtte ikisi, dörtte üçü, dörtte dördü şeklinde kaymalarla bunu sınıflandırırız. Zaten bu kaymanın derecelerine göre de hastada bulgular ona göre de o derece artar. Şimdi çektiğimiz röntgende biz hastayı ileri derecede öne büktürürüz. Hocam biraz önce yaptırdı. İleri derecede arkaya büktürerek yandan çekilen grafilerde bu omurgadaki kayma eğer hareketli ise, yani hasta öne doğru eğildiğinde arkaya öne, yani kayma hareketi omurga oynuyorsa, bu omurgaya yapılabilecek bir tıbbi tedaviden ciddi bir sonuç almak zordur. Zaten bunun paralelinde mutlaka hastanın ayağında ciddi bir uyuşukluk, ayaklarında bizim muayenelerimizde güçsüzlük, hasta kısa bir süre yürüdüğü zaman iki bacağındaki uyuşmayla oturmayı hisseder. Yani hakikaten günlük yaşam bir hayli zorlu olur. Bu hastaları biz yapılan tomografik incelemeler, röntgen grafileriyle nörolojik muayene ve hastanın anlatmış olduklarını puanlıyoruz, topluyoruz. Sonucunda bir karara varıyoruz. Yani sadece hastanın söylemesi veya bir röntgen değil.